Emek ve Hayat'tan merhaba. Yeniden sizlerle bir aradayız Emek ve Hayat'ta. Arda arda iş cinayetlerinin yaşandığı bir haftayı geride bıraktık. Ve maalesef birçok işçiyi göz göre göre iş hayatlarda kaybettik, iş cinayetlerinde kaybettik. Bugün özellikle Gebze'de de son olarak yaşanan mega projelerdeki iş cinayetlerini konuşacağız stüdyomuzda. Ve stüdyo konuğumuz İnşaat İş Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Tezcan Acu. Hoş geldiniz Tezcan Bey. Hoş bulduk. Maalesef yine bir iş cinayeti haberiyle yan yana geldik. Biz sizinle aslında gerek inşaatları gerekse inşaat iş cinayetlerini çok konuşmuştuk. Burada da konuştuk bu stüdyoda. Evet. Ama durum yine maalesef değişmedi. Bunların ayrıntılarını konuşacağız, Gebze'yi konuşacağız ama önce hafta boyunca yaşananlara birlikte bir bakalım. Ardından ayrıntılarla tekrar bir arada olacağız. Önce haber turumuz ardından stüdyodayız. Türk İş tarafından her ay yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Kasım ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 1943 lira olarak belirlendi. Gıdayla giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 6.328 lira oldu. İstanbul Avcılar'da bulunan Grip'in ilaç fabrikasında 5,5 aydır süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler greve çıktı. Türk İş'e bağlı Petrol İş Sendikası'nın örgütlü olduğu fabrikada işçilerin %25 zam taleplerine karşılık, şirket %17 zamda ısrar edince grev kararı alındı. Çoğunluğu kadın olan Grip'in işçilerinin fabrika önünde eylemleri sürüyor. Adana'da ayakkabı sektörü için saya yaparak parça başı çalışan işçiler, ücretlerin artırılması talebiyle 3 günlük iş bırakma eylemi yaptı. Toplam 3.500 işçi, dikim ücretlerine ortalama 1,5-2 TL'ye karşılık gelen %40 oranında zam istedi. Eylemin 3. gününde firmalardan bir kısmı işçilerin taleplerini kabul etti. Hollanda'da metal işçileri işveren sendikasını işgal etti. 180 bin işçinin çalıştığı büyük metal sektöründe, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca işçiler uyarı eylemlerine başladılar. Son olarak işçiler işveren sendikası FMI'nin binasını işgal etti. İşgalin ardından görüşmeler başladı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 2. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konferansı'nı İstanbul'da gerçekleştirdi. 24-25 Kasım tarihlerinde gerçekleşen konferansa ulusal ve uluslararası alandan uzmanlar, sendikacılar ve işçiler katıldı. Konferansta tüm dünyada iş gücünün büyümeden aldığı payın azalmasına ve eşitsizliğin artmasına dikkat çekilirken iş cinayetlerinin önlenmesi açısından sendikalaşmanın önemine vurgu yapıldı. Kırşehir'de bulunan Çamaş Döküm Fabrikası'yla Disk Bileşik Metal İşçileri Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca grev kararı asıldı. Tarafların grevin ilanından sonra görüşme yapmaları için 60 günlük yasal süreleri bulunuyor. Bu süre içinde uzlaşma olmaması halinde grev kararı uygulanacak. Çamaş Döküm'de bir önceki toplu sözleşmede grev kararından sonra imzalanmıştı. Fabrikada eylemler sürüyor. Fransa'da sarı yeleklilerin eylemleri sürerken Yunanistan'da maaş artışı ve toplu sözleşmeler talebiyle sendikalar 24 saatlik greve gitti. Trafik durma noktasına geldi, tren ve deniz seferleri iptal edildi. Tunus'ta ise yaklaşık 700 bin kamu emekçisi greve çıktı. Hükümetin IMF'nin dayatmasıyla kamu emekçilerine zam yapmama kararına işçiler son 40 yılın en büyük greviyle karşılık verdi. Sanatçı Haluk Levent'in direnişteki işçilere desteği sürüyor. Sanatçı aylardır direnişte olan Samsun Makro Market işçilerini İstanbul Moda'daki konserine davet etti ve konser gelirinin tamamını direnişteki işçilere aktardı. Haluk Levent daha önce de haklarını almak için direnişte olan Flormar, Hema ve Kargil işçilerini ziyaret ederek destek vermişti. Evet, son haberimizde sanatçıların devam eden eylemlere, işçilerin eylemlerine desteklerinden birinin örneğini verdik. Haluk Levent'i. Gerçekten bu önemli. Zira aslında birçok sanatçı arkadaşımız işçilerin eylemlerine, direnişlerine, haklı mücadelelerine destek veriyor elbette. Bunun daha da artması özellikle alandaki işçiler açısından gerçekten önemli. Kamuoyu açısından da gerçekten önemli. O yüzden bu detayı da haber turumuzun içerisine koyduk. Şimdi geçen hafta
Bir gelişme daha yaşandı. KESK'e bağlı sendikacılar 26 Kasım günü sabaha karşı gözaltına alındılar. Aralarında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Başkanı Gönül Erden de vardı. Sabaha karşı gözaltına alındılar ve 2 gün sonra serbest bırakıldılar. Şimdi Gönül Erden telefon hattımızda, neler yaşandı ayrıntıları kendisinden öğreneceğiz. Gönül Hanım merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Şimdi Gönül Hanım, ne yaşandı bu 2 gün boyunca? Sabah saatlerinde gözaltına alındınız ve 2 gün süren bir gözaltı süreci oldu. Neden suçlandınız, neden gözaltına alındınız, ne soruldu size? Ya şöyle söyleyeyim, evet, sizin de girişte belirttiğiniz gibi 26'sı, ayın 26'sında sabah saat 6 gibi evime yapılan bir operasyonla gözaltına alındım. Elbette ki alınırken niye gözaltına alındığımızın bilgisi yoktu. Yani sonra emniyete götürüldükten sonra avukatlarımızın dosyaya bakması üzerinden gözaltı kararımızın 2016 yılı 2 Şubat'ında yaptığımız bir açıklama üzerine olduğunu öğrenmiş bulunduk. Açıkçası bu öğrenme hepimizi çok şaşırttı. Yani neredeyse 2 yılı geçen bir süre önce yapılan bir açıklama ve açıklama yapıldığı zaman herhangi bir müdahale olmamış, herhangi bir uyarı olmamış, kendiliğinden yapılan bir eylem ve biten bir eylem ama 2 yıl sonra her nedense bir sabah operasyonuyla gözaltı gerekçesi yapıldı. Çok anlaşılır bir şey değil elbette ki, yani hukuken de karşılığı yok. Hukuken de vatandaşların haklarına açık bir saldırı. Yani en demokratik, temel hakkı olan, anayasayla güvence altına alınmış olan, şiddetsiz düşüncelerini ifade etme, açıklamalar yapma hakkına da bir saldırı bu aynı zamanda. Gözaltına alındık, evet, pazartesi sabahı alındık. Çarşamba günü savcılığa sevk edildik. Ve oradan adli kontrol ve yurt içi yasayla serbest bırakıldı. Gönül Hanım, bu eylem aynı zamanda sizin yaşatmak üzerine beyaz nöbet eylemiydi, evet, değil mi? Onun ayrıntılarını bir alabilir miyiz? Tabii. Ya bu eylem aslında bizim beyaz bayrak eylemi diye tariflediğimiz, ülkenin pek çok ilinde de yaptığımız, yani o dönem ülkede sokağa çıkma yasaklarının biliyorsunuz çok yoğun yaşandığı, çok uzun sürdüğü ve bu sokağa çıkma yasaklarıyla beraber aslında bütün bir insan hakkı ihlalleri yaşanırken, yaşam hakkı elimizden alınırken aynı zamanda sağlık hakkı ihlalleri de yaşanıyordu. Yani insanlar hastanelere gidemiyordu. Hastanelere gitmek için beyaz bayraklarla yollara düşüyordu. Günlerce hastanede sağlık emekçileri nöbet tutmak zorunda kalıyordu. Aralıksız 10-15 gün boyunca hastanede kalıyorlardı. Yani çocukların aşıları yapılmıyordu, yapılamıyordu. Kronik hastalığı olan hastalar ilaçlarını alamıyordu ve benzeri bir sürü sağlık hakkı ihlali yaşanıyordu. Aynı zamanda biz o sürece gelinceye kadar 3 tane sağlık emeklisi arkadaşımız bu yaşanan sokağa çıkma yasaklarında, çatışmalı ortamda hayatını kaybetmişlerdi. Biz bütün bunlara, bir sağlık örgütü olarak bütün bunlara dikkat çekmek, sözümüzü söylemek ve bir sağlıkçı sorumluluğuyla bütün bunları hatırlatmak amacıyla beyaz bayrak eylemleri yaptık. Ve o dönemde aslında hani sizin de net ifade ettiğiniz gibi temel sloganımız yaşamak ve yaşatmak istiyoruzdu. Yani çok barışçıl, çok insani bir eylemdi ama maalesef bugün bu şekilde bir suç olarak karşımıza çıktı. Ve bunun için de sabaha karşı, oysa evet, emniyete çağırsaydınız sanıyorum giderdiniz herhalde, değil mi Gönül Hanım? Elbette ki, yani gözaltına alınan 16 arkadaşımızın da adresleri, ikametleri belli. Neredeyse tamamı kamu çalışanı, yani bir davetle gidip savcılığa ifademizi çok rahatlıkla verebilirdik. Böyle bir şeye, böyle bir gözaltı durumuna hiç gerek yoktu. Peki, tekrar çok geçmiş olsun Gönül Hanım. Umarım tekrar yaşanmaması temennisiyle zira... Çok teşekkür ediyorum. Elbette ki yaşanmasını istemiyoruz ama bunun için de yani birlikte mücadele etmek, umudumuzu yitirmemek, umudumuzu büyütmek, bu noktada da kararlı bir şekilde biz sonuna kadar sağlık hakkı ihlallerini mücadelesini yürütmeye, barış mücadelesini yürütmeye,
Kararlılıkla devam edeceğiz elbette ki. Yani bu söz konusu baskı politikaları, korkuyu büyütme politikalarıdır bunlar. Bunlara karşı yan yana örgütlü bir şekilde durmak zorundayız. Dediğim gibi biz yaptığımız işin suç olduğunu zaten kabul etmiyoruz. Yaşamak istiyoruz eylemlikleri. Suç kapsamına alınamaz diyoruz. Peki. Çok teşekkür ederiz. Tekrar geçmiş olsun Gönül Hanım. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet. Her yanda hak ihlalleri devam ediyor. Öte yanda iş cinayetleri. Evet, haber turunda da aslında çok Gebze'den bahsetmedik ama her gün neredeyse benzer şeyleri konuşuyoruz. Evet. Farklı yerlerde de farklı hak ihlalleri oluyor. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi mega projeler ve ölümler artık iş cinayetleri iç içe girdi, yan yana geldi. Evet. Neredeyse artık her gün demiyorum, her gün bir, iki sayıları giderek artan. Şimdi biraz Gebze'den başlarsak, aslında diğer projelere de döneceğim ama Gebze'den başlarsak, Gebze'de ne oldu? Elim bir kaza değil bu dediniz. Evet. Üçüncü Havalimanı platformu ile birlikte yaptığınız açıklamada. Evet. Neydi Gebze'de olan, ne yaşandı? Hakikaten elim bir kaza değil, iş cinayeti miydi? Biraz Gebze'de bir iş cinayeti yaşandı. Yani asla elim bir kaza değildi. Yani biz ona kaza diyemeyiz. Yani herkesin gözü önünde olan, işte hemen akabinde yayın yasağı getirilmeye çalışan, hatta getirilen bir iş cinayetinden söz ediyoruz. Buna kaza demek hafifletici bir sebep olur ancak. Zaten biz özellikle de iş kazalarına iş kazası değil iş cinayeti diyoruz ki insanlar biraz irite etsinler. Yani bu konunun bir suçlusu ve sorumlusu olduğunu ve bunların ne sebeple olursa olsun hiçbir şekilde korunmayacağını kanun karşısında ve yargılanmaları gerektiğini defaatle de söyledik. Yani şimdi Gebze özelinden bakarsak aslında biz iş cinayetlerine gerçekten... Yani büyük yarayan bir kanamız, kanayan bir yara, evet, hiç yani durmayan, sürekli kan kaybeden bir yaradan bahsediyoruz. Yani bugün Gebze'de konuştuk, bir önceki günde işte birkaç gün önce Zonguldak'taki maden ocağında, işte bir yükleme şirketinde, yine şantiyelerde derken yani artık normalde çatışma bölgelerinde neredeyse ölmeyen insan maalesef böyle iş kazalarında biz hayatını kaybediyor arkadaşlarımız, işçilerimiz. Peki yine şimdi şeyden bahsedeceğim, Gebze'den, otoyoldan. 6 saat sonra ambulans ya da kurtarma ekibi geliyor. Şimdi birçok mega projede bizim karşılaştığımız meselelerden biridir. Genelde işte sigortasız işçiler o sırada bir gönderilir. Yani... Bu kadar hızlı müdahalenin mümkün olmadığını söylemek mümkün mü? Yani gelmemesi ambulansın ya da bu kadar geç müdahalesi? Şimdi şöyle yani evet öyle bir iddia dillendiriliyor ama yani böylesi büyük mega proje dedikleri bu otoyol gibi böyle büyük tonajlı blokların kaldırılıp bir Lego şeklinde dizildiği böylesi ağır iş koşullarının olduğu projelerde zaten ambulansın orada hazır bekletilmesi lazım. Yani normalde orada ambulansların hazır tam teşekküllü bir şekilde sahada bekletilmesi lazım. Yani ille bir iş cinayeti veya iş kazasının olup da akabinde ambulans veya yardım ekibinin gelmesini beklemektense öyle yerlerde böyle bir tedbirin alınması zaten yani işte bakıyoruz geçtiğimiz Ekim ayı 177 tane işçi arkadaşımızı kaybetmişiz. Yani bu kadar iş cinayetinin yoğunlukla yaşandığı bizim işte mega projeler dediğimiz veya diğer orta ölçekli projeler dediğimiz yerde maalesef... Verenlerin bu noktada ödedikleri tazminat cezalardan daha düşük. Tabii çok komik rakamlar. Şimdi evet. Bu aynı zamanda iş cinayetlerini teşvik eden, tedbirleri azaltan, ya şu tedbiri de alsam bana maliyeti yüksek... Neyse başımıza gelecek öderiz. Bu mantığa da yöneltmiyor mu ya da yöneltiyor mu? Yok yani şöyle yani ben iş cinayetini yaparım tazminatını da öderim mantığı işliyor. Yani nasıl olsa bu işin bir tazminatı var o tazminatı öderim. Bu işten de bir şekilde belli bir zaman sonra sıyrılırım çıkarım. Kaldı ki şöyle bir şey var yani şimdi böyle mega projeler yapıp hani çok popüler bir şey ortaya çıkarıyorlar kendi etiketleri üzerinden. Ama bakınız yani hiç popüler olacak bir durum yok ortada. Yani kesinlikle insan hayatı ve işçi hayatını hiç önemsenmediği
bu kadar iş cinayetine sebep olan bu projelerin arkasını da biliyoruz biz. Daha önceki şeylerini de biliyoruz. Yaşattıkları mağduriyetleri de biliyoruz. Ama ona rağmen hala devam ediyor. Yani bu insanlar şöyle yapılmıyor. Ya gelin bunların bir hesabını verin. Kimse demiyor bunlara. Yine ticari hayatları devam ediyor. Yani bunlara... Daha önce de iş cinayeti yaşandı. Evet, sanıyorum ikiydi. Şimdi ben de anımsamaya çalışıyorum ama 14 Nisan'da bir iş cinayeti yaşanmıştı. Evet. Daha öncesinde de sanıyorum beton mikserle ilgili bir... Beton mikserle, evet. Yanılmıyorsam. Şu ana kadar yapıldı ve buna ilişkin herhangi bir, yani siz sendika olarak bunu, evet, takip ettiniz mi? Bir cezalandırma, bir soruşturma, bir denetim yapıldı mı? Ben sanmıyorum. Yani ona prosedür gereği işte bu olay akabinde de Çalışma Bakanlığı'nın hemen iki müfettiş görevlendirdiğini söylediler. İşte bilirkişi raporu vesaire alacak. Ben bu bilirkişi raporlarına da yani bağımsız kurumların da katılmasının çok daha şey olacağını düşünüyorum. Yani bağımsız kurumlar da katılıp buradan bilirkişi raporu çıkartırlarsa eğer biz ikisini alsın. Bağımsız sendikaların kurduğu iş güvenliği kurulları olabilir. Odaların kurduğu yani iş güvenliği kurulları olabilir. Makine mühendisleri odası var, inşaat mühendisleri odası var. Bunları da bu detayın içerisine katıp burada gerçekten ihmalin ki olduğu gerçek. Yani en azından biz kamuoyu açısından bir farklı bir bilgiye ve şeye doğruluğa daha ulaşacağımız, daha iyi ulaşacağımızı düşünüyorum. Kaldık işte dediğim gibi yani Gebze meselesi özelinden baktığımızda yani mega proje dediğimiz bu projeler hakikaten işçi sağlığını ve güvenliğini hiçe sayan, yani bunları durdurmak gibi bir amacının olmadığını bize bu cinayette de, bu iş kazasında da artık adı ne diyorsa diyelim, hayat kaybedilmiş gösteriyorlar. Yani biz sendika olarak da, benim de mesela hani bu iş kazasında şöyle söyleyebilirim, yani benim sendikaya girişim de bir iş kazası sonrası oldu. Bir arkadaşımı şantiyede kaybettim yakınında. Davaya müdahil oldum. O esnada sendikayla tanıştım. Ve sendikayla müdahale ettik iş cinayetine. Hem duyulması açısından hem de karşı tarafın iş cinayetine karşı tavrını eleştirmek ve bunun doğrusunun gereğinin ne yapmasını gerekilmesi konusunda şey yaptık. Sendikayla beraber hareket ettik. Bakın mesela yani ortaya bir pratik de koyduk biz inşaat işi olarak şeylerde. Şantiyelerde. Yani dedik ki bu iş kazalarını önlemenin bir tek yolu var. Aslında yasada da var olan işçi temsilcilikleri ve bu işçi temsilciliklerini hayata geçirecek bir kurul. Yani siz işçiyi iş güvenliğinin içerisinden alırsanız, sadece iş güvenliği uzmanlarına bunu yüklerseniz ki bu iş güvenliği uzmanlar da aynı şirketin maaşlı çalışanlar oldukları için yani çok da öyle müdahil olup bir şeyi durdurma veya itiraz etme noktasında da çok güçlü değiller. Onları da işlerini yapmaya çalışıyor arkadaşlarımız ama dediğim gibi yani işçiyi bu güvenliğin içerisine çekip alıp sadece kuru ve prosedür yazılı iş güvenliği kurallarını işletmeye çalışırsanız maalesef ne kazaların ne de ölümlerin önüne geçemiyoruz biz. Olmuyor böyle. Şimdi sendika deyince sendikalaşan, sendikalıların olduğu, örgütlü olduğu iş yerlerinde birçok istatistik bunu söylüyor. Dünyada da böyle. İş cinayeti oranı çok daha düşüyor. Bu nokta açısından bakılırsa siz de demin, evet, bunu söylediniz. Yani sendika sürece benim katılmam da böyle, böyle oldu dediniz. Evet. Bu süreç aslında sendikalar yani işçilerle, evet, birlikte yürütüldüğünde durum farklılaşacak. Evet, evet. Yani biz bunun pratiğini o günkü çalıştığım projede, o da büyük bir projeydi. 5000 kişinin çalıştığı büyük bir projeydi. Biz orada bunu yaptık, hayata geçirdik. Yani o günkü inşaat iş yönetimi de benden bu projeye katılmamı istedi. Ben de seve seve bir işçi olarak, bir işçi temsilcisi olarak bu projeye katıldım. Haftanın iki günü sahayı biz işçiler kendi gözümüzle takip ettik. Eksikleri çıkarttık. Önlem alınmayan noktalara hemen anında önlem alınması gibi bir şeyimiz de, yetkimiz de vardı. Bunları da aldırdık ve çok güzel işleyen bir sistem orada kurduk biz. Mesela inşaat iş o zaman şunu da söyledi. Yani biz taşın altına elimizi koyuyoruz sendika olarak. Siz de taşın altına elinizi koyun. Sürekli bu kurulların her hafta toplanmasını sağlayın. Taşeronlar işçi arkadaşlarımızı masaya, kurula getirsinler. O günkü işçi güvenliği toplantısında işçiler de olsun, tartışsınlar. Ve bizim önerilerimizde, bizim müdahalelerimizde biz bu kazaların önüne geçelim diye güzel bir çalışma yürüttük orada.
Yani ben dediğim gibi yani sendikaya katılma sürecinde bir iş cinayeti akabinde olduğu için daha bu konularda duyarlı bir noktadayız biz inşaat sendikası olarak. Ve sadece hani şeyi söylemiyoruz dediğim gibi yani burada sorun var, burada bu kadar iş cinayeti oluyor demiyoruz. Yani bunun bir çözümü de var. Biz bunu yaptık, denedik, şantiyede de hayata geçirdik ve çok da güzel sonuçlar aldık. Onun için biz sürekli hep vurguladığımız bir şey var. Ne olursa olsun şantiyelerde çalışma hayatında işçiyi devre dışı bıraktığınızda yani işçiyi karşınızda önemsemeyip sadece bir işte işinizi gördürdüğünüz bir meta olarak böyle bir değerlendirme gibi bir meta olarak değerlendirme gibi bir şeyin içerisine girerseniz, anlayışın içerisine girerseniz hiçbir şeyin çözülemeyeceğini biz her zaman gördük, söyledik, dedik. Bakın bu iş güvenliği kurallarını ilk önce işletecek işçi değil midir? İşçidir. Peki işçi neden yok bu şeyin içerisinde, bu kurulun içerisinde? Veya bu karar alırken işçi nerede? Şantiye kuruyorsunuz, altyapı hazırlıyorsunuz. İşçi nerede? Yani neye göre hazırlıyorsunuz siz bu altyapıyı? Ha falanca tecrübelerinizden gördüğünüzden ama bakın yetersiz, altyapınız yetersiz. Yani böyle büyük tonajlı işler yapıyorsunuz. Yanınızda bir tane teşekküllü ambulansınız yok. Yani ambulansın oradaki o günlük çalışma şeyi yevmiyesi falan o projelerin yanında iğnenin ucu kadar bir peki, şey vardır yani. Peki Tezcan Bey şey soracağım. Hiçbir projede bu yok mu? Mesela 3. Havalimanı'nda siz orada evet, oradasınız evet. Aynı zamanda hani 14'ünden beri de aslında bu meselenin kendisiyle yakından kesinlikle, ilgileniyorsunuz. Evet, birçok projede sizin söylediğiniz noktada ambulanstan hani biz mi görmedik? Normalde var mı ya da başkaca yerlerde var. Bu var mı ya da böyle bir şartname var mı? Var. Ben özel şantiyelerde gördüm. Yani 24 saat aralıksız hatta bir yerine göre iki tane ambulans hazır şekilde tam teşekküllü şantiye dışında veya iç noktalarda bekletilir. Yani bunlar vardır. Şimdi havalimanında da şöyle bir mesele vardı. Bizim yine hani oradaki meseleye de kısaca bir atıf yapmakta yarar var. Oradaki arkadaşlarımızın ve sendikacı arkadaşlarımızın, işçi arkadaşlarımızın da oradaki 14 Eylül'de başlayan o sesi, yani yükselttikleri ses, isyanın da aslında alt sebebi, yani en büyük sebeplerden bir tanesi güvensiz çalışma koşulları ve yaşam koşullarının kötülüğündendi. Yani işçi orada ücreti ikinci plana attı. Ücretle çok büyük bir şey koymadı. Ücret üzerinden yaşam koşullarını ve kendi çalışma güvenliği koşullarını ortaya atarak bir şeye kalkıştı orada. Bir isyana kalkıştı ve artık bunu ötelenmesinden, ertelenmesinden duydukları öfkeyi orada dile getirdi arkadaşlarımız. İşte maalesef dediğim gibi yani bu dile getirilen öfke bakın yani eğer ciddiyetle üzerinde durulsaydı ya hakikaten yani işçinin bu öfkesi, bu isyanı değerlendirilebilseydi profesyonel olarak insanların şeylerinde, kafalarında. Belki bu iş cinayetlerinde hakikaten bir düşüş yaşayabilirdik yani biz. Yani en azından şu yani işçi şunu istiyor ya dikkate alın bak, kale alın bak. Karşısındaki patron tarafından, proje müdürü tarafından, mühendis tarafından kale alın bak. Yani benim de bu projede söyleyeceğim söz var, bu söze ben de katılabilirim gibi bir şeyle, bir iyi niyetle ortaya çıkıyor. Kaldı ki işi yapan inşaat işçisi zaten. Ya şunu da söylüyorum, ben her zaman da söylüyorum. Biz kendi, biz sınıf sendikası olarak da inşaat işte. Yani işçi olmasa taşı taş üzerine koyamazlar. Yani böyle bir güçleri yok zaten. Yani bugün gördüğünüz o bütün mega projelerinin, evet bir mimarı var ama ortaya koyanı, yaratanı işçidir. Yani bunu kimse görmemezden gelmesin. Yani bunu kimse yatsımasın. Yani o gördüğünüz o yüksek binalar, beton bloklar, çelik bloklar onlar gelip havadan konmuyorlar oraya. Yani bunu yapan işçi. Yani bu işçinin elinden, emeğinden, alın terinden çıkan şeyler. İşçi emeğini, alın terini döktüğü yerde söz sahibi olmadıktan sonra, söyledikleri kale alınmadıktan sonra, işte söyledikten sonra da böylesi mağduriyetler yaşatılıp, cezaevlerinde, adliye koridorlarında ailelerinin mağdur edilmesi gibi böyle yaşatılamaz. Yani işçiye reva görülen bu şeyi nedir o muameleleri maalesef yani işte karşılığında maalesef yine biz bir iş cinayetini, toplu iş cinayetini burada konuşuyor olacağız. Yani.
Ya aslına bakarsanız biz sizinle bundan kaç ay evveldi? Belki 3-5 ay evvel. Evet. Şantiyelerdeki iş güvenliğini konuşuyorduk. İşçi sağlığını konuşuyorduk. Yemekleri konuşuyorduk. Evet. Yine bunları konuşuyorduk. Belki bunların üzerinden o sizlerin ifadeleri bugün karşılık bulsaydı belki birçok şu an yaralı olan ya da hayatını kaybeden arkadaşımızla konuşmuyor olacaktık evet. aslında. Şimdi bir noktayı ben daha sormak istiyorum. Aslında bunu sorarken de çok bilerek soruyorum. İzleyenlerimiz de bunu elbette biliyorlardır ama bir kez daha sizden dinleyelim. Şimdi hep şu söyleniyor. Elim bir kaza, talihsiz bir kaza. Buna çok vurgu evet. yaptınız. O yüzden üzerine basa basa bir daha söylüyorum. İyi de kusurlu kim? Ya da bunun tarifi, işçinin hiç kusuru yok mu, işçi kabahati, bunun üzerinde çok fazla konuşuluyor biliyorum. Peki ben soracağım tekrar. İşçinin hiç kabahati yok mu iş cinayetleri açısından? Ya biz şimdi her olaya mantıklı bakmakla mükellefiz insanlar. Tabii ki yani işçinin kusuru hatası olmaz. Olur yani. Yani biz şöyle demiyoruz yani işçi her şeyi de şu yanlış ama bütün suçu işçiye yüklemek yanlış. Yani şimdi şöyle yapıyor mesela bilirkişi raporlarında da bunu biz görüyoruz. Yani mesela o işçi orada niye vardı? İşte niye gitti oraya? Niye onun etrafında dolaştı gibi böyle hani çok kale alınmayacak yani bir açıklaması olmayan böyle genel geçer laflar. Biz tabii ki bakın şunu söyleyebiliriz işçinin hatasıdır dediğimiz böyle bu vurguyu yapadığımız yerde işçilerin örgütlenmesinin önü açılırsa eğer sendikalar çok rahat bir şekilde şantiyelere girebilirse eğitimini verebilirse işçiyle baş başa bırakılırsa ha bunun sonrasında akabinde bu olaylar olursa o zaman biz işte bir kusur arayabiliriz. Veya işte bir mega proje yapıyorsunuz. İşçiye verdiğiniz iş güvenliği eğitimi 24 saatten ibaret. 24 saat bile değil yani ben gün olarak bir günden ibaret bir gün. Yani bir gün veya iki gün iş eğitimi ve bakıyoruz bu mega projeler de dahil, diğer orta ölçekli projelere dahil hiç şeyi sendikaları işçinin yanına sokmaya, şantiye etrafına dahil sokmaya hiç niyetleri yok. Şimdi ona bir çok küçük katkı yapacağım. Şundan dolayı söyleyeceğim. 3. Havalimanı CEO'su da benzer şeyleri söylemişti. Bakanlar da aynısını evet. söylemişti. Biz işte şu kadar gün 450 gün ya da 450 bin saat işte şey verdik, eğitim verdik. İyi de inşaatın her yerinde olamayız diye. Bu tür projelerde, bu tür değil bütün projelerde zaten işçinin kusurunu da dikkate alarak bütün iş güvenliği önlendiriyor. Alınmak zorunda. Şimdi siz sendika dediniz. Evet. Tam sendikalaşmanın önünü yani daha doğrusu altını çizdiniz. Telefon attığımızda şu an sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan Flormar işçilerine bağlanacağız. Zira onlar direnişlerinin 200. günündeler. Ve 200 günü geride bıraktılar. Şimdi telefon attığımızda o direnişin başından bu yana işçilerle birlikte o kararlılıkla mücadeleyi yürüten Petrol İş Gebze Şube Başkan Yardımcısı Şivan Kırmızı Çiçek var. Şivan Bey merhaba. Merhabalar. Kolay gelsin. Kolay değil gerçi 200 gün geride kaldı. Evet. Nedir durum? Şu andaki son durum nedir? Bu aşamaya nasıl gelindi? Biraz çok kısa özet alalım sizden ve tamam. bugünkü durumu ve yaşananları bir dinleyelim. Şu anki son gelişmelerle birlikte. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bugün direnişimizin 200. günü. Yani 200 gündür Flormar fabrikasının kapısında direniyoruz. Direniş arkadaşlarımızla beraber. İlk günkü kararlılığımızla direnişimiz devam ediyor. Neden direniyoruz? Yani kamuoyunun malumu en doğal, en insani taleplerimiz neydi? Anayasal hakkımız olan işlerin sendikalı olma hakkını kullanmasından dolayı Flormar patronu tarafından 132 tane işçi arkadaşımız iş akitleri feshedildi. Yani iş akitleri feshedildiği günden beri de bizler kapının önünde adalet talebimiz devam ediyor. Bugün işte 200. günümüz. Yani bu kış aylarına girerken sizlerin de bildiği gibi işte yoğun baskılar altındayım. Şu an işte müthiş bir yağış var. Hava soğuk. Ancak işte buradaki yerel idareciler bizim orada soba yakmamızı, işte çadır kurmamızı, işte ses aracıyla yayın yapmamızı yasakladılar.
Yani bu durumu gerçekten anlamak mümkün değil. Yani devlet resmen açıktan eskiden de hani bu durum böyleydi ama bu defa yani çok bariz bir şekilde sermayenin işlerinin yanında saf tutmuş durumda. Hem bu yerel idareciler, bütün devlet kurumları açıkça söyleyebilirim. Şu an devletin yanında saf tutmuş durumdalar. Bizim orada ısınmamızdan, işçilerin orada ıslanmamak için kurduğu çadırdan veya bir halay çekmek için ya da sesini duyurmak için işte ses aracına yattığı anonstan rahatsız oluyorlar ama o işlerin küz günü kapımında durmasından maalesef ya da işlerinin bu okusuzluğu yapmasından bu devlet rahatsız olmuyor. Böylesi zalimane bir durum söz konusu şu an. Şivan Bey, bu arada telefonu biraz daha yaklaştırabilirseniz sizi duymakta zorlanabiliyoruz zira. Şunu da sormak istiyorum. Son söylediğinizde bir kez daha sanıyorum uyarı geldi yerel idareden. Hem soba yakmak hem çadır kurmak aynı zamanda ses aracı da dahil olmak üzere yine bir yasak geldi sanıyorum. Doğru anladık herhalde. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum aslında. Biz ilk Emek ve Hayat ekibi olarak direnişin 18. günüydü yanılmıyorsam. Evet, geldiğimizde doğru. Tüm işçilerin hem enerjisi hem kararlılığı oldukça yüksekti, moral motivasyonu. Evet. Şu anki durum nedir? Ya şu anki durum inanın ki yani gelip görmeniz lazım. Aynı kararlılık, aynı coşkuyla devam ediyor. Tam tersine hatta o günlerde işte direnişe katılmayan arkadaşlarımız vardı. Şu an 5-6 kişi daha gelip direnişe katıldı yani. 5-6 arkadaşımız da gelip direnişe katıldılar. Onlar da şu an bizimle beraber direniyorlar. Yani ortalama günlük 85 civarında kişi her gün nizam bir şekilde patkanın kapısına yani. Yani o derece bir kararlılık var burada şu an. Bu arada siz aynı zamanda diğer kadın örgütleri ve destekçileriniz çok fazla biliyorum. Boykot çağrıları da yapıyorsunuz. Benim önümde onlar da var zaten. Sadece Flormar değil, İvroşa açısından da aynı çağrıları yapıyorsunuz. Yani çünkü ana firma aslında İvroşa yani. İvroşa'nın üzerine daha çok gitmek gerekiyor. Yani kendi ülkelerinde işçiler sendikalı bir şekilde çalışırken, orada onların anayasanın aklına saygı duyarken ama bizim ülkemizde maalesef bu hakka saygı duymuyor. Yani kendileri defalarca kez girişimlerde bulunduk, görüşme taleplerimiz oldu. Hatta Fransa'ya gittik, Yugoslavya Genel Merkezi'nde eylem de yaptık. Bizler de görüştük ancak yani durumu öteleyen, işte biz işleri anayasanın aklına saygı duyuyoruz diyor ama bu sorunu çözmek için de maalesef bir adım atmıyorlar. Tamamen durumu Türkiye'deki hukuk sistemine atıyorlar. O Türkiye'deki hukuk sisteminde sizin malumunuz. Biliyoruz herkesin bittiği gibi yani. Peki, Flormar'ın yanı sıra şu anda petrol işin örgütlü olduğu, yine çoğunluğu kadınlardan oluşan Avcılar'da da, Grip'in fabrikasında da bir direniş başladı. Evet, sabah saatlerinde petrol iş yöneticileri de oradaydı yanılmıyorsam. Oradaki duruma dair de kısa bir bilgi verebilir misiniz? Nedir Grip'indeki son durum? Ya Grip'inde şöyle, işveren orada biliyorsunuz bir toplu sözleşme süreci yaşanıyor. Ancak bu toplu sürecinin sonunda işveren maalesef işçilerin taleplerini kabul etmiyor. Yani onlara açlık sınırının altında, yani daha doğrusu enflasyonun altında bir ücret zamıyla geldi. Tabii ki işçiler de bunu kesinlikle kabul etmeyerek kendi yasal hakları olan grev iradesini ortaya koydular. Bizler onların grevlerini de kendi grevimiz olarak görüyoruz ve sahipleniyoruz. Yani Flormar direnişleri olarak, hani Gezi Federal Sendikası Gezi Şubesi olarak onların grevi de bizim grevimiz olarak görüyoruz. Yani dayanışma içerisinde olarak hep birlikte kazanacağımıza inanıyorum ben. Yani yeter ki bu dayanışmaları üretelim. Yani bütün sınıf dostlarının bu nerede sadece şu an mesele Flormar ya da Grip'in değil. Şu an Türkiye'nin dört bir yanında direnişler sürüyor. Yani bu direnişler gerçekten çok önemli. Yani bütün sınıf dostlarının emekten, alın terinden yana kim varsa bu direnişlerin etrafında kentlenmesi gerekiyor. Yani bu çığlığı herkesin duyup buradaki direnişli birleşleri bir şekilde zaferle sonuçlandırması gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki bütün ezilenlerin, sömürülenlerin, emek, barış, özgürlük talebi olan herkesin gözü burada. Aynı zamanda örgütsüz fabrikaların hepsinin gözü burada. Eğer bu direnişler kazandığı zaman ben inanıyorum ki bütün örgütsüz fabrikalar umut olacaktır. Dolayısıyla mesele sadece Flormar meselesi veya Grip'in Kargil meselesi değil yani. Burada bir sınıf meselesi var ortada. Çünkü sermayenin etrafında işte bütün kamu kurumları, işte devlet, hepsi onun etrafında, onun yanında açıktan saf tutuyorlar. Bizim de bir araya gelmemiz gerekiyor. Yani burada sendikalara açıktan çağrı yapıyorum. Özellikle konfederasyonlara çağrı yapıyorum. Yani farklı iş konularında olabiliriz. Ama bu sınıf meselesi olduğu için eğer inşaat işleri orada katlediliyorlarsa bizim ortalığı ayağa kaldırmamız gerekiyor. Yani bizim de inşaat işçisi olmamız gerekmiyor. Veya petrokimyada işçiler örgütlendiği için işten atılıyorsa inşaat işleri, metal sektöründeki işçilerin sendikanın ayağa kalkması gerekiyor. Yani bu meselelerin çözümünün tek yolu burası olarak ben düşünüyorum.
Peki Şivan Bey, çok teşekkür ederiz. Umarım yakın zamanda bu direnişin olumlu sonuçları, hatta ilk geldiğimizde işçilerin söylediği gibi sizler sendikayla birlikte halaylarla fabrikaya girdiğinizin haberini konuşuruz yan yana. Evet. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İnanmıyoruz. Asla ne yaparlarsa yapsınlar, İşte üzerinde Tom Hanım'a da geçse, biz asla fabrikanın kapısını terk etmeyeceğiz. Yani bu başladığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Mutlaka zaferle taşlandıracağız. Herkesin bu şekilde bilmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet, sendikalı oldukları için de işten atılan 132 Flormar işçisinin direnişi aslında 200 gündür sürüyor. Siz sendikalı, sendikal süreci aslında inşaatlarda inşa etmeye çalışırken başka bir taraftan da bunlar yaşanıyor. Peki şununla bitirmek istiyorum. Aslında programımızın sonlarına geldik ama aslına bakarsanız sizin başta söylediğiniz gibi, yani 3. Havalimanı'ndaki o en temel meselelerin başında biz artık iş cinayetlerini görmek istemiyoruz demişlerdi. Belki o ses duyulabilseydi bugün Gebze'yi konuşmuyor olacaktık ya da işte Kuzey Marmara Otoyolu'nu konuşmuyor olacaktık. Nedir havalimanındaki son durum? Neler yaşanıyor şu an havalimanında? Şimdi şöyle, dediğiniz gibi havalimanında bu yükselen çığlık ve isyan aslında inşaat işçisinin yıllardır, yani 10 yıllardır yaşadığı bütün olumsuzlukları göz önüne seren ve insanların daha iyi anlamasını sağlayan bir direniş, bir isyandı. Biz dediğim gibi sendikamız olarak da sendikalaşma sürecinde de arkadaşlarımızın bu haklı isyanı ve talepleri karşısında mücadelemizi daha da ileriye götürmek açısından sendikalarda, şantiyelerde sendikayı, örgütlenmeyi, işçileri bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Zaten yaklaşık 30 yıl öncesinden ta bu zamana kadar, 30 yıl öncesinden bu zamana kadar inşaatlarda sendikalaşmanın, işçiyi bilinçlendirmenin bir yolu olarak inşaat iş bir öncü görev üstlendi. Daha evvelki şantiyelerde de en çok önemsediğimiz şeylerden bir tanesi işçi sağlığı ve güvenliğiydi. Bugün de öyle, ki benim de sendikaya katılmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi bu. Ben bir işçi olarak bundan bilinçlendim. Yani bu mücadelenin içerisine inşaat işin işçi sağlığı ve güvenliğine yaptığı vurgu ve taşın altına elini koyması gibi sunduğu çözümler karşısında ben de kayıtsız kalmadım. Sendikayla beraber hareket ettim. Bugün de aynı sendikada yönetici olarak çalışıyorum. Çok da kolay değil ama sanıyorum, değil mi? Hep şu soruluyor: İyi de niye örgütlenmiyorsunuz? Öyle inşaatlarda şimdi, sendikalı olabilmek çok da kolay değil. Değil. Bakın mesela diyorum, yani şimdi bu inşaat bizim ülkemizin lokomotif haline geldi geleli, ekonominin lokomotif geldi geleli, büyük projeler, mega projelerden bahsediyoruz ya. Ne kadar büyüdükçe bu mega ve büyük projeler hak gaspları ve iş cinayetleri daha da artarak, bunlara paralel olarak büyüyor zaten. Biz de bu büyük projelerin karşısında, bu büyük devasa gücün ve paranın karşısında biz işçiler olarak tek çareyi sendikalaşma ve örgütlenmede buluyoruz. Yani bu bilinci edinmediğimiz sürece, buna taraf olmadığımız sürece hiçbir sorunumuzun çözülmeyeceğini biz bizzat yaşıyoruz, görüyoruz zaten. Yani burada da düşünün ki Gebze özelinden bakarsak, gerçekten orada bir sendikal çalışmanın var olduğunu düşünseydik, bugün bu iş kazasının olma olasılığı çok düşük olacaktı. Yani en azından orada buna müdahale edecek bir temsilci olacaktı. Yani bir iş güvenliği, işçiden oluşan bir iş güvenliği, işçi temsilcisi olacaktı. İtiraz edecekti. Çünkü çalışan işçi ortamı daha iyi biliyor. Yani daha iyi tartabiliyor. Yani neyin kendisine zarar getirebileceğini işçi daha iyi tespit yapabiliyor. Ama dediğim gibi, yani şimdi karşı taraf, biz ışın hızıyla bu projeyi bitireceğiz, İşte çabucak yetiştireceğiz falanca vakte vesaire bilmem ne gibi böyle argümanlarla veya işte biraz daha az para sarf edip çabuk zamanda iş bitireceğiz mantığıyla devam ettiği sürece biz işçiler iş cinayetinde kurban gitmeye devam edeceğiz. Yani biz de bunun inşaat işi olarak tek çözümünün sendikal mücadele ve örgütlenmeden, bilinçlenmeden geçiyor.
Buna da sanıyorum aslında şöyle bir şartname, yasa, kural konulmasında fayda var. Çünkü inşaat işçisi mega projede olsa, hani siz daha iyi biliyorsunuz. Evet. Doğrusu sizlerin programlara katılıp anlattıklarınızdan evet. biliyoruz. İyi ihtimal 3 ay, 6 ay bir projede kalabiliyor. Siz örgütlenme sürecine başladığınız anda belki proje değiştirmiş maalesef oluyor ya da işten yani. Ayrılmış oluyor. Maalesef. Buna yasal bir zorunluluk konulması, en azından proje başlarken işçilerin tamamının sendikalı olması noktasında böyle bir yasal düzenleme olsa belki bu cinayetleri konuşmayacağız. Ya şimdi mi? Şöyle zaten biz bunun bir zorunluluk olduğunu, yani bizden önce bu sendikaya kuran arkadaşlarımız da hep inşaat işçisi, ben de inşaat işçisiyim. Yani şeyin sektörün içinden gelen insanlarız biz. Bunun bir gereklilik ve mecburiyet olduğunu görerek zaten bu sendikaya kurdu arkadaşlarımız. Yani inşaat işçisinin yalnız kalmamasını, işte köle olmadığını, hakları olduğunu, aslında çok değerli olduğunu, niye kendinin inşaat işçisinin böyle değersizleştirildiğini, inşaat işçisine saygı duyulması gerektiğini biz defaatle bütün eylemlerimizde, bütün çalışmalarımızda inşaat işçisine hissettirmeye çalıştık. Yani bilinçli ol, önündeki meseleye müdahil ol ve bunu halledecek, yine çözecek olan sensin diye böyle cesaretlendirdiler, beni de yüreklendirdiler. Ben de bugün bu mücadelenin içerisindeyim. Yani arkadaşlarımız, bakın dediğim gibi, yani en tabii insan yani çalışma koşullarını istedikleri için buna işçinin yanında ve desteğini gösteren sendikacı arkadaşlarımız da dahil olmak üzere şu an hala cezaevindeler. Yani, tam onu söylerken sanıyorum ayın 5'i itibariyle belki var. Onu da söylemekte fayda var. Zamanımızın sonuna geldik ama duruşma... Duruşma evet 5 Aralık saat 9.30'da Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde görülecek. Biz bütün şunu da söyleyeyim, yani bu aslında bir açıdan işçi sınıfının yargılanması diyoruz biz buna. Yani burada işçi sınıfı yargılanıyor, sendikacılık yargılanıyor. Biz arkadaşlarımızın doğru meseleler üzerinden isyanlarını ve direnişlerini sergilediklerini düşünüyoruz. Tam da işte bugün bu Gebze özelinde konuştuğumuz işçi sağlığını ve iş cinayetlerinin artmaması için bir çığlık verdi arkadaşlarımız. Aydınlığa bir ateş yaktılar. Bunun böyle yargılanması, emin olun yani işçi arkadaşlarımızın hayatlarını bize geri getirmeyecek ama en azından dikkate alınsaydı bu işçi arkadaşlarımızın isyanı ve bu şeyi çıkardıkları bu büyük ses şu olabilirdi. Yani biz nerede yanlış yapıyoruz da bu işçi arkadaşlarımız bu şeyi bize tepkiyi gösteriyorlar. En azından bunu düşünselerdi bugün birçok işçi arkadaşımızı hayatını kaybetmesini belki de önleyecekti bu. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Umarım bunları konuşmayacağımız günlerde bu yayınları yaparız. İş cinayetlerini ya da biz her şey çok iyiyken bunları konuşmak üzere sizleri çağırmış oluruz. Sağ olun. Bugün özellikle yaşanan mega projelerdeki iş cinayetlerini ve sendikalaşma sürecini konuştuk. Konuğumuz İnşaat İş Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Tezcan Acu'ydu. Ve son bir çağrıyla bitirdi. 3. Havalimanı direnişi nedeniyle tutuklu bulunan gerek Devrimci Yapı İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut, gerek İnşaat İş Sendikası Başkanı Yunus Özgür ve 4 sendikacı arkadaşının aralarında bulunduğu tutuklu işçilerle ilgili 5 Aralık saat 9'da Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde görülecek duruşmaya da çağrı yaptı. Evet, inşaat işçileri iş cinayetlerinde ölüyor ve önümde iş cinayetleri almanağı var 2017'nin ve burada en önemli iş cinayetlerinden biri, belki de en çok yer alanlardan bir tanesi, inşaat işçilerine, inşaat sektörüne ait durumu ve vehametini anlatmak için yeterli mi bilmiyorum. Evet, programın sonuna geldik. Bu hafta başında da söyledik, çok sayıda işimizi iş cinayetinde kaybettik. Bu hafta iş cinayetinde yaşananlarda emek ve hayatı bitiriyoruz. Haftaya biz yine buradayız. Bu hafta iş cinayetlerinde en az 21 işçi hayatını kaybetti. 13 ilde meydana gelen iş cinayetlerinde en çok ölüm yine inşaatlarda yaşandı. Mardin ve Kocaeli'nde yaşanan iş cinayetleri toplam 7 can aldı. Bu hafta hayatını kaybedenlerden biri öğretmendi ve Öğretmenler Günü'nde intihar etti.